Fark et, düşün, hisset, yaşa. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz devam ediyor. Güne Bakan programındasınız. Şu anda Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemiz var ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu an telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle bu hafta davranışlar, yaşananlar ve değerleri konuşacağız. Hemen hatırlatalım dinleyicilerimize de neler konuşacağız. Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Sizce sevgili dinleyicilerimiz, yaşamın anlamı nedir? Neden yaşıyoruz? Twitter'da, Facebook'ta gönderimizin altına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bizler de burada okuruz. Bu sorunun yanıtını alacağız ve konumuza devam edeceğiz. Kıymetli hocam, yaşamın anlamı nedir sizce? Evet, şimdi yaşamın anlamı dediğimizde din, felsefe, edebiyat, sanat, kültür, siyaset çok çok çeşitli anlamlar verilebilir bunları içeriğine göre ya da kişinin kendi değerlerine göre. Ama hani bunların dışında basitçe düşündüğümüzde yaşam dediğimiz şey nedir? Doğumla ölüm arasındaki zaman çizgisi. Böyle düşündüğümüzde yaşama anlamını ya da anlamsızlığını verecek olan şey bu yaşam çizgisinin nasıl geçirildiği, nasıl doldurulduğu, neyle doldurulduğu. İşte bu yaşam çizgisini doldururken insanlar gündelik hayatları içinde bir takım etkinliklerde bulunuyor, bir takım şeyler yapıyorlar. Sonuçta bizim yapıp ettiklerimiz yaşamımıza anlamını verir. Yani şunu kastediyorum yapıp ettiklerimiz derken, az ya da çok bu dünya üzerinde, diğer insanlar üzerinde, hayat üzerinde bir etkimiz oluyor ise bu davranışlarımız ve konuşmalarımız üzerinden olur. Örneğin gerek işte ünlü insanları, gerek kendi yakınlarımızı hatırlayalım. Yaşayan ya da bu dünyada şu anda olmayan. Onları anlatırken hep nasıl anlatırım? İşte şunu yaptı, bunu yaptı, işte ne bileyim işte ortaya koyduğu eserler, yetiştirdiği insanlar üstünden anlatır. İşte efendim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ne bileyim işte Alparslan işte Anadolu'ya ilk Türklerin yerleşmesini sağladı. Hı hı. İşte Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bunun dışında hani kendi yakınlarımız içinde bahsederken işte çok yardımsever biriydi, çok iyi biriydi, insanlara çok iyiliği oldu. İşte çocuk okuttu, çocuk yetiştirdi. İşte doktorsa efendim mesleğinde şunları yaptı, öğretmense şu kadar öğrenciyi yetiştirdi. Bakın dikkat edin, hep yapıp ettikleri üstünden tanımlıyoruz insanları. Evet. Hiç şöyle bir şey duydun mu? Ya çok güzel düşünürdü, çok güzel hissederdi. Bunu pek duymayız. Çünkü evet. Bu sadece ve sadece düşünce ve duygu bir eyleme, bir davranışa dönüşmediği müddetçe bir etkisi yoktur. O zaman şimdi mesele şu oluyor. Tamam, güzel, davranışlarımız ve konuşmalarımız önemli. O zaman biz neye göre davranıp neye göre yaşayacağız? Yani davranışlarımızı seçme imkanımız var. Kararlarımızı seçme imkanımız var. Ne konuşup ne konuşmayacağımızı belirleme imkanımız var. O zaman bu konularda seçimler yaparken, tavır alırken, davranışı gerçekleştirirken pusulamız ne olacak meselesi var. Çok önemli, evet. Evet, işte o hayata anlam ya da anlamsızlığını veren şey. Şimdi peki o zaman pusulamız ne olmalı ya da ne olursa iyi olur? Şimdi ben size desem ki efendim bundan sonra bu programa devam edip etmeyeceğime benim elim karar verecek Mustafa Bey. Elime anlatın, elime konuşun. Elim ne derse olur. Bunu garip karşılarsınız. Hakan tabii. Hoca ne diyor, ne demek istiyor elime konuş. Hani bir metafor mu kullanıyor? Anlamsız. Niye anlamsız? Çünkü el benim sahip olduğum bir organ. Bu benim ne yapacağıma karar veremez. Akıl sahibi değil elbette. Evet.
Şimdi biz işte aslında bizim bir organımız olan düşünce özelliğimizi geçen haftalarda konuştuk. Maalesef çoğumuz yönetici mertebesine çıkartıyoruz. Yani aklımıza ne geliyorsa onun peşine takılabiliyoruz. Oysa ki düşünce, yani nedir düşünce? İşte olayları tanımlıyor, anlamlandırıyor, tahminlerde bulunuyor. Bizim sahip olduğumuz bir özellik, bizim yöneticimiz değil. İşte bizim yöneticimiz peki ne olmalı ya da ne olmamalıdır? Geçen hafta konuştuğumuz o gözlemleyen zihin, yani her şeyin farkında olan, bizim kendimizi bildiğimiz andan itibaren bizimle birlikte olan, her şeyi, düşünceleri, duyguları, çevreyi fark etmemizi sağlayan, gözlemleyen zihnimiz ve hayattaki değer ve ideallerimiz. Tabii o değer ve idealleri işte nasıl bulacağız? Duygularımızda. Evet. Tat alma duyusu olmayan bir insanın hangi yemeğin tadının hoşuna gittiğini anlayamaması gibi, eğer biz duygularımızı, istek ve ideallerimizi, değerlerimizi anlamak için kullanmaz isek aynı pozisyona düşeriz. Hayatta ne istediğini, ne yapması gerektiğini bilmeyen biri haline geliriz. Evet. Hakan Hocam, diyelim, çok önemli bir konuya temas ettiniz. İşte koronavirüs geçiren yakınlarımız, arkadaşlarımız var. Bu koronavirüsün etkilerinden birisi de tat alma duyusunun ortadan yok olması. Evet, evet. Yani tad alamıyorum diyorlar. Yediğimden, içtiğimden sanki aynen, hayat böyle saman gibi geliyor. O zaman da mesela yemek seçerken ha olmuş, ha bu olmuş. Evet, fark etmez. Fark etmez. Evet, evet. Tam da dediğiniz gibi aynı şey duygular için de geçer. Şimdi özellikle hani olumsuz duyguları biz hep bastırılması, yok edilmemesi, olmaması gereken yaşantılar gibi gördüğümüzde maalesef o tuzağa düşmüş oluruz. Şimdi diyelim ben programı yaptıktan sonra ya bir pişmanlık hissediyorum diyelim. Ardından da ne düşünüyorum? İşte ya keşke şunlardan da bahsetseydim. İşte eksik oldu, yetersiz oldu. Şunlardan da bahsetmem gerekirdi. Bu duygu, pişmanlık duygusu, hemen yönelmem gereken şey nedir? Ha, ben bana verilen süreyi insanlara en yararlı olacak şekilde demek ki değerlendirmek istiyorum. O zaman ne yapayım? O zaman bak şunlardan da bahsetsem iyi olurdu dediğim şeyleri not edeyim. Haftaya bunlardan da bahsedeyim. Şimdi bakın ne istediğimiz belli olduğunda ne yapacağımız da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Pusula dediğim bu. Benim ne yapacağımı da veya yapmayacağımı o belirler. Diyelim siz diyorsunuz ki bana, işte program sonrası diyelim konuşuyoruz. Ya hocam bu programda da işte çok boş geçti. Çok da bir şey konuşamadık ya. Ne dersiniz diyorsunuz diyelim. Ben buna bozuluyorum. Ve diyorum ki ya bak programı kötü olduğunu söyledi. Beni beğenmedi. O zaman ne oluyor? Üzüntü ya da kendini beğenilecek biri gibi görüyorsam işte kızgınlık, nasıl olur da beğenmez falan, anlamıyor diye düşünüyorum. Şimdi oraya takılır kalırsam, yani o duyguda hemen bunu gerçek gibi görüp işte programı beğenmedi diye düşünüp kızdıysam işte sen beğen ya da beğenme önemli değil, önemli olan dinleyicilerin ne düşündüğü, sen ne bileceksin diye diyelim çıkışıyorum. Ya da tam tersi işte ya hakikaten kötü oluyor, ben artık bundan sonra bu programa katılmayayım, olmuyor, bir şey veremiyorum, tam tersi de olabilir. Yine orada da düşünceyi gerçek görme. Yani ben bu programı işte yapamıyorum, iyi konuşamıyorum, insanlara faydalı olamıyorum. O zaman ne yapayım? O zaman çekileyim. Şimdi her ikisi de bakın problemli. Onun yerine o diyelim üzüntü duygusu yaşadıysam böyle bir geri bildirim geldiğinde bu ne istiyor? Ben iyi bir program yapmak, insanlara faydalı olmak istiyorum. O zaman ne yapayım? Ya da sizin söylediğinizle ilgili bir kızgınlık yaşıyorsam o kızgınlık neyi gösteriyor? Ben doğru anlaşılmak istiyorum. Yaptığım şeyin hakkının verilmesini istiyorum. O zaman nasıl bir davranışta bulurum? İşte Mustafa Bey, hani hangi programın hangi kısmı size boş geldi? Nasıl daha dolu hale getirebiliriz? Öneriniz nedir diye bir sözde sizinle iletişime girebilirim bu konuda.
Şimdi evet, bir değerlendirme yapabiliriz. Evet. Doğru. Şimdi pusulanın ne olduğu çok önemli. Pusula eğer istemediklerimizi yok etmek olursa bu bizi kaçınma davranışına iter. Pusula eğer istediklerimiz olursa bu bizi aktif bir şekilde rol alıp hayatımızı geliştirme yönünde davranışlara iter. Dolayısıyla da ardından da istek ve ideallerimize uygun davranırsak belki de yaşamımız olumlu yönde değişir. Bu da bizim psikolojimizi, hayatımızı, çevreyle olan ilişkilerimizi iyi yönde etkiler. Ama şurası çok önemli. Efendim ben karşı tarafından anlaşılmak istiyorum, doğru değerlendirilmek istiyorum. Ve diyorum ki işte Mustafa Bey neresini acaba programın yetersiz gördünüz, bana açıklayabilir misiniz, nasıl geliştirebilirim? Siz de diyorsunuz ki cevaben, efendim ben neyi açıklayacağım? Gayet açık hocam, siz kendiniz fark etmediyseniz ben ne söyleyeceğim? Şimdi o zaman da ben tekrar öfkelenirsem, yani niye? Efendim anlaşılmaya dönük bir soru sordum ama muhatabım gene cevap vermedi. Eğer şu fikirde olursam, benim yapabileceğim şey kendi değer ve idealime uygun şekilde davranmak. Anlaşılmaya dönük davranmak. Öğrenmeye dönük davranmak. Ha, eğer anlamadıysa olabilir. Ben sonucu çünkü kontrol edemem. Ama ben o idealime dönük davranışları yapabilirim. Ha, genellikle de o ideale dönük davranışları yaparsam sonuç da gelir. Ama gelmediği de olabilir. Yani sonuç odaklı da olmamak gerek burada. Evet. Ben anlaşılmaya dönük davrandım mı tamam. Ben bu programda insanlara bir şeyler vermeye dönük hazırlanıp konuşmaya çalışıyor muyum? Tamam. Ha, insanlar faydalanır mı faydalanmaz mı? O başka faktörlerin de etkisi var. Ben kendi payıma düşeni en iyi şekilde yaparsam hiçbir şey olmasa bile, o sonucu elde edemesem bile en azından iç huzuru yaşarım. Çünkü ben kendi payıma düşeni yaptım derim. Evet. Genelde davranış düzeyinde değerle uyumlu davranış, idealle uyumlu davranış dediğimizde bunu kastediyoruz. Evet. Hocam öğrencilik hayatında da bunları yaşadık. Şimdi KPSS'ye hazırlandık, efendim üniversite sınavına hazırlandık. Şu anda dinleyicilerimizden de vardır hazırlananlar ya da onların çocukları hazırlanıyorlardır. Şimdi o an kişi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, sınava girer, çok güzel bir hazırlık yapmıştır girer ama sınavın neticesi istediği gibi olmaz. Buna rağmen o kadar evet. Hayıflanır ki ben işte elimden geleni yapamadım, işte evet. Arkadaşlarım gibi çalışamadım, tembelim, kötüyüm falan içten içe kendini yer durur. Halbuki o an bir çıkmazın içine düşmüştür. Kendi için en iyisini yapmaya çalışmıştır ama kendini bir türlü ikna edemez iyi şeyler yaptığına dair. Evet. Ben bunu gözlemliyorum. Ne dersiniz bu konuda? Çok doğru. Çünkü günümüzde insanlar, belki de eskiden de böyleydi bilemiyoruz. Yani biz bugünü yaşadığımız için doğrudan gözlemimiz bu bile ilişkin. Çok sonuç odaklı. Yani bu ne olacak? Ne işe yarayacak? Sonucu ne olacak? Halbuki yaşamın özü süreç aslında. Yani ve biz sürece odaklandığımızda o sonuçta her zaman değil ama genellikle de gelir ya da o sonuca yaklaşırız. Çünkü şimdi ben eğer sınav sürecini bilgimi arttırmak olarak görüyorsam benim amacım bilgimi arttırmak, çalışmak. O zaman bu amacı benim elimden kimse alamaz. Ama ben sınava çalışmayı, efendim sınavda şurayı kazanmak olarak görüyorsam o her zaman elimde olmayan ve benim de belki elde edemeyeceğim bir tehlikeli bir şey olmuş olur, hedef olmuş olur. Oysa ki çalışmanın önünde engel var mı? Yok. Yani bizim ideale dönük davranışlarımızın önünde engel yok. Bir Enis Batur'un bir söyleşisinde dinlemiştim. Bir fizik profesörüydü yanılmıyorsam. Fransızca konuşan bir Fransız. Onun bir söyleşisinden aktarıyordu. Bu kişi Nobel ödülü almış. Ne çalışıyorsunuz diyor spiker.
Kaz tüyleri, bu kazlar, ördekler hani suyun içine girdiğinde sudan çıkıyor ama kupkuru. Biz diyor bu bunu çalışıyoruz diyor, yüzey gerilimi. Diyor ki peki hani bundan ne işe yarayacak diyor. Bilim adamı diyor ki biz diyor bir şeyi çalışırken öyle düşünmeyiz diyor ne işe yarayacak diye. Biz onu çalışırız diyor. Ve aslına bakarsanız da diyor o çalıştığımız şey eninde sonunda da pek çok işe yarar diyor. Örneğin işte oradan kalkarak kış lastiklerinde işte yağmura rağmen, sıvıya rağmen kaymayan, kuru kalan lastikler nasıl yapılır vesaire vesaire gibi pek çok şey sonuçta elde edilir. Ama biz diyor çalışırken sadece ve sadece hani onu öğrenmek için, onu anlamak için çalışırız diyor. Aslında evet, güzel bir örnek. Hani süreç odaklılık dediğim şey tam da bu. Evet. Bu çok sağlam bir zemin. Böyle olursak bunu bizden kimse alamaz. Ama sonuç kaypak bir zemin. Neden kaypak bir zemin? Çünkü sadece bize bağlı değil sonuç. Davranışta da dolayısıyla bu çok önemli. Örneğin benim çocuklarım var. İşte efendim annem var. Ben diyelim iyi bir baba, iyi bir evlat olmak idealim var. Bunu benim elimden kimse alamaz. Ben iyi baba olabilmek için, iyi evlat olabilmek için davranabilirim, bir şeyler yapabilirim. Ha bu beni iyi baba ya da iyi evlat yapar mı bilmiyorum ama onu yapmaya dönük yaşayabilirim. Ve bu hiçbir zaman bu değer ve ideal dediğimiz şey tamam ben bitti, ulaştım denilen bir şey değildir. Mesela ben şunu diyebilirim, efendim ben 55 yaşına geldim, işte, tamam iyi baba oldum. Ya da doktorlukta, psikiyatr olarak, tamam ben oldum artık. Hayır, bu yaşam boyu devam edecek bir süreç. Ve o yaşamın da her safhasında o değişecek. Yani çocuğun 5 yaşındayken iyi baba olmanın ölçütleri farklıdır. 10 yaşındayken farklıdır. 15 yaşındayken farklıdır. 20 yaşındayken. 10 sene önce iyi psikiyatrlık farklıydı. 15 sene, 20 sene sürekli değişen bir şey. Doğru. Zaten böyle olduğu için de güzel. Sürekli evet. Gelişim ve değişim içerisinde. Evet. Ve o süreci yaşamak mühim olan şey. Tabii. Sürecin kendisi amaç olmalı. Hocam şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Fakat konuşacak çok konu var aslında. Eğer yetişemezsek önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi hayatı biz o kadar çok hızlı tüketiyoruz ki. Şimdi de olduğu gibi zaman su gibi akıp geçti. Evet. Her şey çok hızlı akıp geçiyor. Bu hayat hızı içerisinde çoğu şeye de yetişemiyoruz. İşte arkadaş çevresi, ailemiz, iş hayatımız, toplumsal çevre, işte ideallerimiz, hobilerimiz, yapmak istediklerimiz o kadar çok şey var ki hatta insanların pek çoğu bunları yapamadan maalesef ahirete göç edip gidiyor. Biz bu değerlerimizi, ideallerimizi nasıl fark ederiz de evet. Onlarla nasıl bir ilişki içerisinde olabiliriz? Evet. Bunun anlamı çok önemli. Neler söylersiniz? Evet, çok çok güzel bir bitiriş sorusu oldu bu. Tebrik ederim. Sağ olun. Şimdi bir, olumsuz duygularımız bu konudaki en büyük rehberimiz, en otantik, en gerçekçi şekilde gösterecek olan. İki, olumsuz bir duygu yaşadığımızda eğer bizim davranışlarımız istemediklerimizi yok etmeye ya da onlardan kaçınmaya dönük olursa o olumsuz duygu sürer, devam eder. Ama yok, isteklerimize dönük davranışlar gerçekleştirirsek, o olumsuz duyguyu öyle kullanır ve anlarsak o zaman da o duygu giderek azalır. Çünkü duygu vazifesini de yerine getirmiş olur. Deminki örnekten gideyim. Diyelim işte oğlum beni aradığında ya işte şöyle bir sıkıntım oldu, kötüyüm dediğinde ya ben niye ilgilenmedim, tüh keşke daha önce şunu şunu yapsaydım diye düşünüp pişmanlık duyduğumda bu pişmanlık neyi gösterir? Demek ki ben oğluna destek olmak isteyen bir babayım. O zaman ne yapayım? Oğlum şu anda yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl destek olabilirim derim. Ama yok, istemediğime odaklanırsam, yani nedir? Kötü bir baba olmak istemiyorum. O zaman ya bu eksikliğimi kabul etmem, yalan söylerim,
ya da o pişmanlık duygusu içinde kendimi hani üzüntüyle enerjim düşer, işte kusura bakma derim, özür dilerim derim, ben kötü biriyim derim, kendimi suçlarım ve o neticede eylemsizlik içinde de o duygum sürer gider. Hep pusulamızın ne istiyorum olması gerek ve o isteğe dönük de bir çaba, gayret, teşebbüs içinde olmamız gerek. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Önümüzdeki hafta inşallah başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Evet. Çok sağolunuz. Çözüm kısmına geçeriz umuyorum. Evet artık. İnşallah. Çok sağolunuz. Evet. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle davranışlar, yaşananlar ve değerler üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.